Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ey ikinci bozuk Avrupa! Senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır. Yani bu ders hem içsel ruh yapımız, kalp, akıl yapılandırmasına inşallah katkı yapacak. Kastım biraz da şeyde, aile hayatında uygulamasını çalışacağım bu dersi. Aile hayatında kavganın, sıkıntının sebebi, hizmette kavganın, sıkıntının sebebi, içtimai hayatta kavganın, sıkıntının sebebi. Hepsine nereye uygularsak uyar. Fakat ben daha çok eve uygulamaya çalışacağım. Ama burada hangisini uygularsan uygula. En büyük melekte en küçük semeye kadar her bir zihayat kendi nefsine maliktir ve kendi için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar diyor Avrupa felsefe. Avrupa derken oradan bize tevarüsen gelen, sanki nesilde genetik olarak aktarmak gibi baktığımız zaman herkes kendi hayatını düşünür. Kendi hayatını düşünür. Yani kendi pergel insan misalini veriyorum, koyuyor buraya. O merkezde düşünüyor. Eve de öyle bakıyor. Hanımına öyle bakıyor, kocasına öyle bakıyor. Yani herkes adeta benim için çalışıyor. Ne acayip bir şey yani. Pergel insan oldu mu? Pergel insan. Bir daha söylüyorum. Pergeli nereye koyarsanız, o koyduğunuz merkezde daire yapar. Egoist. Egoist. Bu şeytandan geldi. Ataman'ın bir şey anlatacağım şimdi. Şeytanın hani psikolojisiyle biraz meşguldüm ya. Şeytanın psikolojisiyle meşgul iken şurada bakayım orada bulabilecek miyim hemen. Bu tip insan nereden çıktı diye anlatayım. Bu adama meşguldüm, bu şeytana bak şeyde. Şeytana dedim ki ben, ya bu kadar dedim vicdansız, saldırgan niyesin, kendi haline baksana, söyledim adama. Size biraz anlatmıştım ama başka yönünü anlatacağım şimdi. Başka yönünü anlatacağım. Olabilir. Başka yönünü anlatacağım. Şeytana sordum. Niye böyle saldırgan ve hırçınsın diye sordum. Şeytan bana ne dedi biliyor musunuz? Bu ustad bununla görüşmüştü. Şeytan şöyle dedi. Aile hayatını uygularız yani. Kaynak nereden? Bu hastalık nereden kaynaklanıyor? Şeytan sevilmediğini bildiği üzerine, şeytan sevilmediğini bildi. Mantığını bunun üzerine kurdu. Sevilmedi. Ben sevilmiyorum. Yani lanetlenmişim ben. Lanetlenmişim. Ayetlerle cehennemlik olduğunu bilen şeytan. Peki ben ona dedim ki, hani bana şöyle dedi. Ben lanetlenmişim dedi. Ben ayet ve hadislerle cehennemlik olduğum garanti olmuş. Dedi ki sana soruyorum. Sen diyor ayetlerle lanetlensen ve cehennemlik olsan kesin. Psikolojin nasıl olur? Buradan ders çıkartacağız. Vallahi çıldırırım. Ayet, Cenab-ı Hak ayetle senin cehennemlik olduğunu söylüyor. Nasıl olurdu psikolojisi?
Ben dedi, benim ne suçum var? Bak. Oysa şeytan buna sebebiyeti veren odur. Sadık, Allah'a sadık olmadığı için, Allah'ın rububiyetini sorguladığı için, Allah dedi ki secde et dedi. O Allah'a karşı rey beyan etti. Nasıl beyan etti? Topraktan yapılan ben Adem'e secde etmem dedi. Ben üstünüm dedi. Allah'ın reyini, Allah'ın icraatını sorguladı. İtiraz ettiği için, bak bu sefer lanetlendi. Bundan sonrasını götürüyorum. Lanetlendiği için psikolojisi bu hale gelmiş. O zaman insanların psikolojisinin bozuk olmasının bir temeli bu şeytanın sıfatını uyandırmasındandır. Bir, Allah'ın rububiyetini, icraatını sorguluyor. Bunlar niye başıma geldi? Niye bunlar oluyor? Olmaması lazım. Ben daha üstünüm. Ya olur mu ya falan, bana da mı? Gibi Allah'ın imtihanını unuttuk. Unutunca şeytanın vasfına ne kadar yakın olursak, bu lanetlik sıfat ona has değil. Onun gibi düşünen, onun gibi yapana derecesine göre bu mana sirayet ediyor. Mesela Ebu Leheb beddua edilmiş. Ebu Leheb'in kendisi değil, Ebu Leheb bu tepedeki insandır. Onun gibi olan herkes. Yani onun gibi olma. Şimdi evde de öyle. Ben merkezli olan şeytanın sıfatına doğru yakın oluyor. Pergeli koymuş. Benim zevkim, benim lezzetim, benim dediğim yemek olacak, benim şeyim olacak. Böyle bir tuhaf, garip, acayip bir şey oluyor. Bu insan itiyor ama buna en yakın şey şöyle demesi lazım, ikisinin en yakın olduğu, Allah'ın dediği. En büyük melekten en küçük semeye kadar her ziyayat kendi nefsine maliktir. Hayır. Ama bugünkü felsefe ayakta ben duracağım diyor. Bugün ailevi sorunları, psikoloji dersleri çok yaptığımı bilensiniz. Çok ama. Sen bir defa evlendin, ben binlerce evlendim. Senin bir derdin var, ben binlerce derdim var. Tamam, yani görüştüğüm kişileri kastediyorum. Boşanmaların, ailevi sorun yaşayanların %68'i tahsilli insanlardan kaynaklanıyor. Türkiye'de boşanmanın %62.7'si ikisi öğretmense, iki öğretmen arasında boşanmalar oluyor. Okumuş cahiller. Nereye getireceğim? Kıblesi olmayan ilim adamı firavunlaştırır. Kıblesi, ilmin kıblesi sadakattır. İlim kaynağına bağlı olursa ilim olur. Yaşanırsa marifet olur. Yoksa başa bela olur. Kitap yüklü merkebe benzetiyor Cenab-ı Hak. %62 ya öğretmenler arasında oluyormuş boşanmalar. Çünkü niye? Herkes kendisine maliktir. Sonra ben merak ettiğim için tahsilli kız ve erkeklerde oluyor. Tahsillerde oluyor. Neredeyse Doğu'da ve Karadeniz taraflarında, İç Anadolu'nun Erzurum, Bayburt taraflarında pek az rastlanıyor. Coğrafyasına göre baktığımız zaman Akdeniz, Ege ve iç tarafta Eskişehir yönünde kırmızılık yoğunlaşıyor. Okumuş cahiller. Ya. Sebebini okuyorum bak bir daha. Her bir ziyaret kendine maliktir. Sen ben benim diyor ya. Bir karşılıklı bir diyalog zemini aranıyor. Burnunun doğrultusuna gidiyor. Bir şey anlatıyorsun, tamam mı? Bir şey anlatıyorsun. Dinliyor yarım saat. Yarım saat sonra he ama diyor.
kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar diyor. Onun bir hakkı hayatı var. Kendi zatı için çalışır. Adam sanki aile yuvasında veya iş yerinde her yerde ben merkezli. Koymuş kendisini merkeze. Her şey bu merkezde çalışır. Arkadaşlar, bir yerde bir sorun var ya. Bir yerde bir sorun var. Bir yerde bir şey kaçaklık var. Bir şeyi kaybediyoruz. Atımız var. Avratımız var. Aşımız var. İşimiz var. Paramız var. Mutlu olacak her şey var. Ama mutlu değiliz. Öyle değil mi? Mutlu değiliz yani. İşte kendisine malik zannediyor. Kendi zatı için çalışıyor zannediyor. Dünya için çalışıyor. Kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakkı hayatı var. Dolayısıyla ben buysam diyor, benim bir özelliğim var. Gaye himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve Halik-i Kerim'in kerem dusturlarından ve erkan-ı kainatta kemal-i itaatla imtisar edilen dusturu teavune. Kainata ne varmış? Yardımlaşma var. Kainatın işlevi var. Bir çalışan bir kanun ilahi var. Onun dışına düşüyor insan. Kainatta bir bütünlük var. Kainatta bir yardımlaşma var. Kainatın işlevinin dışına düşen kim olursa olsun, Müslüman peygamber dahi olsa, avam dahi olsa, hemen bedelini adetullah veriyor. Kainatın bir sistemi var, işlevi var. Mesela bana nasıl inanırsanız diyor Allah, işleve koymuş. Çalışan bir sistemin adı bu. Enayine zenni abdibir. Abdibir. Bana nasıl inanırsanız, ben öyleyim, ona öyle tecelli edeceğim. Bunu ne kadar samimi olursan, o kadar sistem sana çalışır. Örnek vereyim. Firavun o kadar samimi inandı ki ben Rabbim, Allah kısmen onu onayladı. Haşa. Bir şey anlatmak için söyleyeyim. Ne yaptı biliyor musun? Karun Nil'e dedi ki geri git dedi, geri gitti. Atlar nehrin üzerine geçti. Dişi ağrımadı. Saraya çıkarken arka ayaklar uzadı. İnerken ön ayaklar uzadı vesaire. Adam o kadar samimi inandı ki kainatın bir işlevi var. Nasıl inanırsanız kainat size öyle cevap verecektir. Öyle cevap verdi. İşlevi var. Bir şey diyebilir miyim abi? Özür dilerim. Buyur abi. Bu son yıllarda çıkan bir mesele var. Evrene gönder. Ne istersen öyle yapar. Dediğiniz şey sanki ona... Ha şimdi o bir şey yakala. Dinlerden almış. Onun kaynağını... Sakat bir durum gibi diyorum ben. Evet. Şöyle. Hayır. Evren dediği adetullah'tır. Sünnetullah'tır. Allah'ın adetidir. Mesela evren suya elini içine girersin ıslatırım diyor. Doğru mu? Evrenin kuralı. Kuralı derken yani evrenden söylediğim için aslında Esma'nın tecellisi bu. Kafir mümin fark eder mi? Etmez. Ateşe kim elini sokarsa yukarıdan aşağı atla dedi şeytan İsa Aleyhisselam'a. Bakayım Allah'ı öldürecek mi öldürmeyecek mi? Dedi. Dedi ki kişi Allah'ı tecrübe edemez. Allah'ta kasıt Allah'ın bir adeti var. Başka bir örnek de veriyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalanmış. O zaman bir kısım tabip sahabe bir ot şey yapmışlar içilmesini. Allah peygamber dedi ki Allah görmüyor mu? Bu sefer Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed, Allah'ın adetini mi değiştireceksin? Allah'ın rahmeti esbabların içindedir. Allah'ın şifası sebeplere riayettedir. Allah'ın çocuk vermesi evliliğin içindedir. Allah'ın zenginlik vermesi çalışmanın içindedir. Eğer bunun tersini düşün, esbaba riayet etmeden netice istemek Allah'ın adetullahına iftiradır. Onu yapıyor o zaman. Evet. Adamlar yakalamış. Afgan öğretisinden kapmışlar onu. Kainata istediğini samimi gönder.
kainat sana cevap versin. Adını unuttum, bir Afgan mutasavvıf zatın kitabını bunu dönüştürdü. Biliyorsunuz Avrupalılar hep çalar. Dünyanın yuvarlak olduğunu Avrupa'da söyleyen alimin 100 sene öncesinde İslam Müslümanlar demiş. Ama çalıp zındıklar da tabii bizim kitaplara, onlara özenti olduğu için bizimkileri yazmamışlar. Dolayısıyla kainatta bir işlev var kardeşim. Sakat değil. Samimi ne inanırsan, peki bunun adına ne demiş Karun'un Firavun'a? İstidraç. Değil mi? Dinde istidraç var. Allah şerde muvaffak etmek için muvaffakiyet veriyor. Karun'un suyun üzerinde yürümesi, Lenin'in suyun üzerine geçmesi istidraçtır. Ehl-i sünnet bir alim suyun üzerine geçerse keramettir. Aynı fiil. Demek ki Allah kafir kulumdur, Müslüman kulumdur demiyor. Adetullah'a kim uyarsa, yani suya kim atlarsa ıslanır. Kim samimi bir şey isterse, ki İhlas Risalesi'nin ustası diyor ki, şerde dahi ihlas var. İhlas demek samimi itimat. Bu olacak, ben istiyorum. Oluyor. İstisnaları var. Kainatta Cenab-ı Halik-i Kerim'in kerem dusturlarından kerem, kainatta kemal itaatla imtisal edilen dusturu teavun, kerem dusturundan geliyor esmasından. Teavun var. Biz adetullah kanununa uymuyoruz. Evdeki adetullah kanununa uymuyoruz. Bedene bak bakalım. Birbirine çelişen ve çatışan organ var mı? Yok. Teavun var. Yardımlaşma var. Bütünlük içinde hareket ediyor. Kainatta birbirleriyle çatışan, çelişen var mı? Çatışan var mı? Yok. Evde niçin var? Çünkü teavun düsturunu unutmuşuz. Birbirimize muhtacız. Eksik yarattın diyor Allah ayetinde. Ta birbirinizi tamamlayasınız diye. Adetullah böyle cereyan ediyor. Nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun rahimane kerimane cilvelerine cidal zannedip hayat bir cidaldır diye ahmakkane hükmetmişim. Hükmetmişsin. Öğretmenler. Darbin öyle diyor ya. Darbin böyle diyor. Ahmakkane, yani hayat bir cidaldır. Yani güçlü güçsüzü yok eder, güçlü kalır. O zaman dünyada hiç zayıf olmaması lazım. Filler hep ayakta olup karıncalar olmaması gerekiyordu. En fazla ömrü bir gün olan kelebekler yaşamaması gerekiyordu. Ne diyor bak? Kainatın Halik-i Kerim'in kerem dusturlarından ve erkan-ı kainatta, bak, kainatın rükünlerinden, kemali imtisalinden çıkan bir tavun düsturüne, nebatat hayvanatın imdadına, nebatat bitkiler, hayvanların imdadına, hayvanat insanların yardımına koşmasında, hayvan da insanın yanında konuşmasında, tezahür eden umumi bir kanun-u rahimane ve kerimane cilvesine cida zannedip, yani çarpıştığından, yani sen hayvanlar diyebilir mi ki, biz toprağa baskı yaptığımızdan otu çıkartmak zorunda, biz diyebilir miyiz ki ağaçlara balta gösterdiğimizden meyve veriyor korkusundan. Hani baskımızdan mı bize veriyor? Nasıl, niçin veriyor? Kainatta bir taavun var. Kerem ismi, Rahim ismi, Rahman isminin tecellisi olarak. Hayat bir cidaldır diye ahmakanı hükmetmişsin. Mesela evde de öyle. İki tane okumuş cahil öğretmen niçin kavga oluyor? Hayat bir cidaldır anlayışına binaya yapıyor. Çünkü sen ben benim. Fedakarlık, af, kucaklama, almadan vermek yok evde. Böyle olmuş. Evde adalet yok kardeşim. Evde hak yok. Ne diyorsun ya? Evde merhamet var, şefkat var, kucaklama var, af var. Almadan vermek var. Bebeği öyle yapmıyor muyuz? Bebekten bir şey mi aldın?
Sen veriyorsun. Çocuğuna bu kadar yatırım yapıyorsun. Ne verdi ki sana? Evde hükmetmesi lazım. Rahim ismi. Silah-ı Rahman demiyor. Zevkin üzerine kuransanız evi Silah-ı Rahman, ruhsal yapıya bindirirseniz Silah-ı Rahim. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim bağın sebebidir. Silah-ı Rahim akrabalar arasındaki bağın adı değil sırf bu. Nasıl gelmişse bize Silah-ı Rahim bir, hukukullah, Allah'ın dediği. İki, hukuku Resulullah, peygamberin sünneti. Üç, hukuk-ı asfiye, asr-ı mücedidi. Dört, mütedeyin akraba. Gittiğin zaman dinine, mukaddesatını alay eden, dalga geçen, seni kale almayan akraba akreptir. Akraba değil. Karipten geliyor. Akraba karip. Senden hangisi karip? Silah-ı Rahim Müslüman arasında var. Sahabede yok muydu bu Silah-ı Rahim? Oğlu babasına, babası oğluna kılıç çekti dava için. Peki Silah-ı Rahim demek şeyde geçer ataman. Barla'da geçiyor. Mubikat-ı Seba. İçki içmek. Dine zarar verecek bir dalar taraftan olmak. Kumar gibi şeyler Silah-ı Rahim'e girmiş. Kat-ı Silah-ı Rahim. Fakat namaz girmemiş. Farkında mısın? Oruç girmemiş. Niye? Silah-ı Rahim'in içinde çok merak ettim. Nasıl namazı terk etmek kat-ı Silah-ı Rahim'e girmiyor dedim. Meğer sıla bağ demektir. Rahim de ruhsal bağ. Allah ile ruhun arasındaki bağ neyse onları koparmaktır. Kat-ı Silah-ı Rahim. Namaz öyledir. Kat-ı Silah-ı Rahim'dir. Oruç kat-ı Silah-ı Rahim'dir. Zekat vermemek yani oruç namaz kılmamak, oruç tutmamak, zekat vermemek yani Allah'ın emirlerine muhalefet etmek kat-ı Silah-ı Rahim'dir. Yani rahimle aranı kesmek. Rahim ruhsal yapıyı anlatır. Rahman dünya hayatımızı tanzim eder. Kafir mümin fark etmeden lezzet, zevk ve rızkını veren Allah. Silah-ı Rahman demiyor. Silah-ı Rahman olsa hangi cins olursa olsun akrabayla beraber olmaktır. Rahim sıfatı içerisindeki bağ demektir. Rahim ruhsal demektir. Ruhunu öldüren, ruhuna zarar verene sıla olmaz. Biraz anlaşılıyor değil mi? İşte bunu fark etmeyen insan ev hayatını, cemiyet hayatını ve kainatın sistemini çarpışmak zanneder. Kapışmak zanneder. Bir tane arkadaş video getirdi de bana. Abi dedi işine yarar mı bilmiyorum. Ben çok etkilendim dedi. İki tane filmi seyretmiş. Gitmiş CD'ye indirmiş. Allah razı olsun. Bak Allah razı olsun getirmiş o arkadaş. Abi bilgisayarını aç dedi. Şunu bir dinleyelim. Çok da itimat ettiğim, sevdiğim insan. Dedim ya karışık olma. Estağfurullah abi dedi ben getirdim. Tamam. Bakayım ne anlayacaksın dedi. İki tane video koymuş. Sevgili kardeşler dinliyor musunuz? 100 metre kısa mesafede koşu yarışını çekmiş adam. Yalnız televizyonların çektiği değil seyircilerden birisi çekmiş. Efendim nerelere atmış YouTube'sa vesaire oradan indirilmiş. 100 metre koşu yarışını çekmiş. Bütün televizyon kanalları birinci geleni çekiyor. Hayat budur. Yarışma hep mutlu. Hayatta hep başarıyı gösterir. Hayat budur diye başarıdır. Başarı olmayan bir şey hayat değildir. O starttan çeken ise 9 tane kaybeden koşucuyu çekiyor. Abi görüyor musun dedi. Bir kişi mutlu olması için 9 kişi üzülmesi gerekiyor. Bak. Bunlar hayatın kesitleri. İkinci video.
Down sendrom var. Sendrom mudur? Sendrom. Sendrom. Özürler diye, değil mi? 10 tane Down sendrom, sendrom hastası özürler koşturuyorlar çocuk. 10 yaşına kadar çocukları. 10 yaşından. Benim gördüğüm kadar 9-10. 10 tane çocuk zihinsel özürlü çocukları yarıştırıyorlar. Allah aşkına seyredin bak. Bu çocuklardan bir tanesi koşarken, yarışırken düşüyor. Özürlü olduğu için ağlamaya başlıyor. Nasıl ağlıyor? Stat da böyle çekiyor adam stat. Stat nefesini de kesmiş, kesmiş gibi böyle. Hemen o 9 tanesi duruyor. Seyrediyorum ha kamera bence. Adam çekiyor, bakayım ne yapacak. 9 tanesi hep birden geri dönüyor. O çocuğu tek arkadaşlarını kaldırıyorlar. 9'u onu kaldırıyorlar. Üstünü temizliyorlar çocuğun. Ve 10 tanesi kol kola el ele verip koşuyu beraber bitiriyorlar. Soruyorum size. Hangimiz zihinsel özürlüyüz? Hayat, teavun hangisinde gözüküyor? Bak onu da mutlu. Ötekisinde biri mutlu. Özürlerin mutsuzu yok. Özürsüz olanların 9'u mutsuz. Hayat cidal mıdır? Ya ne olur Allah aşkına evde de bunu uygulasak. Düşenin eline tut. En azından özürlü çocuklar kadar olalım. Özürümüz. Ne ilginç değil mi? Ve ağladım biliyor musun? Ağladım o çocuk düşüyor, abanıyor, düşüyor, ağlıyor. 9'u pat diye duruyor. Geriye dönüyor. Ama güya biz akıllıyız. Biz koşuya devam ederdik. Hatta sevinirdik. İyi ki düştü. İyi ki düştü. Boks maçına çıkıyor adam. Mutlu olmak için ötekisini ölüsüye vuruyor. Bunun adı da spormuş. Ve bir kısmında ölüyor, sakat kalıyor. İnsinler aşağıya. Kardeş beni dövdün, sakat bıraktın. Ben seni tanıyor muydum? Yok. Niye yaptın? Bu millet istedi de ondan. Millet istediği için. Öyle değil mi? Millet istediği için. Toplum istediği için yaptık. Hayat bir cidal değil mi? Oysa teavun. Şimdi görüşüyorum böyle. Ha hocam diyor. Allah'ını seversen. 3-5 yaşında kız çocukları var. Evde bir tane. Böyle ikisi de öğretmen. İkna etmeye çalışıyorum. Sanki benim ailemdir. Yarım saatte anlattım. Kadın şöyle diyor. Adam da öyle diyor. Ama hocam. Peki. Kusura bakmayın. Zamanınızı aldım yarım saat. Estağfurullah hocam dedi bizim için. Hayır. Siz insan değilsiniz. Öyle sarsıldılar ki. İnsan olsaydınız yarım saat bu konuşmadan sonra hakikaten ben nerede hata yapıyorum sorgulardınız. Okumuş cahiller. Okumuş cahiller. Hayat bir taavundur. Yardımlaşmadır. Hayat bir şefkattır. Bak şimdi. Soruyorum ne olur. 10 saniyede herkes kendi kafasında belirlesin. Sorum acaba. Rica ediyorum. Allah sizin için nedir? Başladı. Hadi. Senelerden beri iman ettiğin Allah senin için nedir? Kim söyleyecek? Bir tanesi çıksın. 3-5 kişi alırım. Allah benim için şudur. Bir tanesi çıksın söylesin. Çünkü senelerden beri Allah nedir bizim için? Cevabını aramadık ki. Biliyoruz zannettik, bilmiyoruz. Allah senin için nedir? Halik'tir. Rahman'dır.
Rahim'dir. Bu din, bu Allah değil ki, bu Esma-i Hüsna'dır. ...24. mektupta... ...şimdi Vacibül Vücud'u anlatmaya çalışıyorum. Böyle değil ama... ...anlatmaya çalışacağım. Soğan kabuğu gibi düşünün. Diş kabuk. O soğanın diş tarafı... ...mahlukat, şeceri hilkat... ...arş, kürs, cennet, cehennem... ...Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail... ...cennet, cehennem ve sen... ...hepsi. Soğan kabuğunun diş. Gir içeriye. Nur-u Muhammed'i. Gir içeriye Esma, gir içeriye Sıfat, gir içeriye Şuunat, gir içeriye Mahiyet-i Zatiye. Mahiyet-i Zatiye hakkında zaten ezeli ebedi bilinmeyecek. Yok, yok, Peygamberimiz şöyle demiş, en iyi bilen yine sensin. Mahiyet-i Zatiye'nin dışa vuruşu ilk neydi atamanım? Şuunat-ı Zatiye. Şuunat-ı Zatiye'nin içerisinde ne var? Mahiyet-i Zatiye hakkında konuşamıyoruz. Şuunat-ı Zatiye'nin içinde ne var? Ha, onlar. Tencereyi getir arkadaşlar. Tencere, örnek. En merkezde Şuunat-ı Zatiye'nin en merkezinde ne var? Soğanın cücüğüne. En merkezinde ne var? Şefkat-ı Mukaddese. 24. metri. Çık dışarıya. İkinci ne var dış tarafa? Muhabbet-i Mukaddes'e. Çık dışarıya. Lezzet-i Mukaddes'e. Şevk-i Mukaddes'e. Şevk-i Mukaddes'e. Çık dışarıya. Surur-i Mukaddes'e. Lezzet-i Mukaddes'e. Memnuniyet-i Mukaddes'e. İftihar-i Mukaddes'e. Yedi mi? Bunları koy tencereye, karıştır. İşte senin Rabbim. Ha peki, ondan sıfat, ondan da esma çıktı. Bin bir esma. Bu merkezden çıkmış. Peki uygulayalım eve bunu. Rabbimin beni donattığı sistemle. Merkezde şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i mukaddese, yani merkez şefkat-ı mukaddese, mümessilleri validelerimiz. Çık dışarıya. Muhabbet-i Mukaddes'e. Bu akşam farklıdır kardeş bu ders. Çık dışarıya. Lezzet-i Mukaddes'e. Çık dışarıya. Şevk-i Mukaddes'e. Çık dışarıya. Surur-i Mukaddes'e. Çık dışarıya. Memnuniyet-i Mukaddes'e. Çık dışarıya. İftihar-i Mukaddes'e. Koy karıştır. Bu senin ruhsal yapını inşa eden. Peki ne işime yarayacak? Buna göre amel et. Merkezine şefkat koy. Muhabbetini koy. Ruhani lezzetini koy. Birbirimizden zevk almayı bilmeliyiz. İmanımızdan zevk almayı, Allah'tan zevk almayı, Kur'an'dan zevk almayı. En mukaddes, en tatlı, en kıymetli zamanına en kıymetli şeylerini koy. Kenar köşede, merdiven altlarına mukaddesatlarını koyma. Yani uykun geleceği sırada, ikinden sonra, hayatın kör düğüm noktalarına Kur'an koyma. Kur'an'ı en canlı, en kıymetli saatin sabah namazıdır. Sabah namazından sonra koy. O zaman oku. Demek ki eve şunu uygula. Merkeze şefkat koy eve. Pergelini. Pergelinin bir çapını da genişlettir çapını. Muhabbet koy. Biraz da aç pergeli. Lezzet koy. Evladından, karından, bacından, anandan zevk almaya çalış. Kaybettikten sonra anlamazsın. Çıkar dışarıya pergelini biraz da. Şevk koy. Şevk dolu ol. Biraz daha surur. Biraz daha dışarıya çıkar. Memnun olmaya çalış. Yani onun nasıl memnun olursun en kızdığın adamdan bile? Onun güzelliklerini hayal et diyor. Onun güzel sıfatlarını öne çıkar, takıldığın kötü sıfatları yok olduğunu göreceksin. Sonra memnuniyet, sonra iftihar. Bu macunu uygularsak, içimizde de öyle, kendini affetmeyi becermelisin. Suç yaptın, hata yaptın diye kendini
Olumsuz bir kuyu olan özgüvenini kaybetme. Affetmeyi bil. Kendini affetmeyi becerirsen Allah'ın affetmesini isteme yüzün olur. Başkalarını da affedebilirsin. Kendini affedemeyen başkasını da affedemez. Nereye gideceğini bilmeyen insan için hiçbir yol doğru yol değildir. Nerede olduğun da önemli değil. Nereye gideceğini bilmeyen insan dünyanın neresinde olsa da hiç önemli değil ki. Pusulasını kaybeden rüzgar gemi için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Bir daha söylüyorum. Pusulasını kaybeden gemi için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Nereden bileceksin? İşte hayat bir teavundur. Teavunun içerisine bu 7 sıfatı koyacaksın. İçsel yapılandırma. Allah Rahman'dır. Rızıkları verdi. Bak diş. Allah Kerim'dir. Diş. Allah Halik'tir. Yarattı diş. Ama ben şuunattan bahsettim. İşte Allah nedir diye bizim için sorarsak merkeze bunu koyacağız. Tamam. Ha öyle bir bütünlüktür. Tamam. Ondan sonra ondan o merkezden sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zatiden sıfat-ı subutiye, sıfat-ı subutiyeden esma ilahi çıkmış. Ondan sonra Allah gene şeceri hilkatı bu sacayak üzerine kurmuş. O zaman biz bu kurallara adetullah ne kadar uyarsak hayatımızdan, evladı, ihalemizden, çoluk çocuğumuzdan evde lezzet ve huzur olur. Ne olur böyle gençler tabi bilmez de atama seviyesindeki gençler bilir. İnsanlar bilir. Nedir o? Anne babanızı düşünün. Dedenizi düşünün. Mesela dedenizin, babanızın seviyesinde ataman, babanın seviyesinde köyünde kaç tane boşanma olmuştur baban yaşında? Hatırladığın var mı? İşte benim hiç hatırlamıyorum ve bir ve iki sizde var. Ben bizim köyde mübala dersin katkı sağlasın diye söylemiyorum. Yalan demiyorum. Ben hatırlamıyorum. Babam seviyesindeki insanların boşandıklarını köyde hatırlamıyorum. Vardır illaki birkaç tane ama demek ki ne kadar az ki hatırlamıyor. Biz ve bizden sonrakilerde ne olmuş ki bu kadar imkanları olduğu halde her mahallede bir iki tane var. Sebebi bu. Kendimizden uzak olduk. Kendimize yabancıleştik. Kendimize yabani olduk. Kendimizi unuttuk. Kendimizi sevmiyoruz. Kendimize değer vermiyoruz. Özgüvenimizi kaybettiriyorlar. Ama mutlu olmak için bak ne yapmışlar. Çizgi film seyreden adam, 3-5 tane çizgi film var. Tarihte böyle büyüdünüz. Benim hatırladığım 2 tane var da, yani o da bugün yazdıkları için bana. Bizim elhamdülillah, ben bu yana kadar bizim evde televizyon yoktu. Bizim evde televizyon girmemiş, benim bu yana kadar dershaneye gelen yoktu yani. 75'e kadar zaten elektrik yok. Red Kit ile büyüdünüz, ben bilmiyorum. Ağzında sigara siz hiç gördünüz mü? Demek ki Red Kit olmak için sigara içmen lazım. Marlboro reklamını beynimize 25. kare soktular. Dedi bir tanesi bugün bana. Bir tane çizgi film var, sarayda bir kız var, saçını uzatıyor, yabancı adamı saraya alıyor. O da bir çizgi film. Kızlara mesaj veriyor, böyle yap. Başka bir tanesi var. İşte Karan Zalim. Onu böyle. Yani çizgi filmlere bakarsanız bir tane menfi aktörleri menfi bir ahlakın başrolünü oynattırarak böyle olmasını istiyor. Film ve dizilerde de öyle. İşte tavrını yıkmış. Mesela dizide dizi var düşün böyle. Bir zalimane bir senaryo kurulmuş. Bir tane başrolde var. Zulme karşı savaşıyor. İster istemez onu seyredenler o karaktere giriyorlar, boyalanıyorlar. Zalimlere, despotlara karşı tek dayı olsa savaşıyor. Hepimiz canı gönülden başarmasını içimizden diliyoruz. Olmak istiyoruz. Ve hakikaten adam başarıyor. Sonunda mesaj film şöyle veriyor. Siz de böyle tek dahi olsanız, zalime ve yanlışlığa savaşıp kazanmanızın tek yolu var. Bu adam nasıl kazandı? Bu adam savaşırken yemek yedi, McDonald's'a gitti. McDonald's'a giderseniz. Bu adam bir savaşırken cebine sigara çıkarttı Marlboro'a, eğer yakarsanız.
Bu adam savaşırken kolunda saatleri gösterdiler. Eğer bu saatleri tüketirseniz, eğer böyle bir ayakkabı, böyle bir gömleği giyerseniz diye mallarını size satıyorlar. Böyle şuur altı 25. kare kullanıyorlar. Kola getiriyorlar. Eğer siz de kola, Coca-Cola içerseniz böyle başrolde ve zalimlere, despotlara karşı kahraman olacaksınız. Mesajları veriliyor. O, çünkü o kahramana Coca-Cola içtiriyorlar. Boşuna size film seyrettirler mi? Milyarlarca verecekler, çekim yapacaklar. Size bedava sunum yapacaklar. Öyle mi? Peki ben de demeyeyim. Kim diyecek bunları? Kainatta ne varmış? Bir taavun hakikati var. Cidal yok. Hayat bir cidaldır diye ahmakan hükmetmişsin. Evde cidal yok kardeş. Af var. Şefkat var. Almadan vermek var. Kucaklamak var. Peki kötülükler yok mu? Var. Kötülükleri, yanlışlıklarını görüp kızmadan önce hemen onun güzelliklerini hayal et. Onun kötü zannettiğin şeylerin güzellikler içinde bir şey olmadığını göreceksin. Acaba o dusturu teavunun cilvesinden olan zerrat-ı taamiyenin kemal-i şefk ile beden hücrelerinin gıdalanması için koşmaları nasıl cidaldır? Mesela bak bu çay içiyorum. Bak. Bu zerre, gıda zerresi vücudumun her tarafına yardıma gidecek mi gitmeyecek mi? Tırnağı, saça vesaire. Ha, hayat nasıl cidaldır? Yani nasıl çarpışmaktır? Hani çarpışmak bizi hep koşturuyor. İnsandan başka hayatta nerede çarpışmak? Ha sen BBC'nin belgeselleri mi? Tek tek çekiyorlar. Hayat sanki buymuş Afrika'da. Öyle olsaydı hiçbir mazlum yaşamaması gerekiyordu. Hep Darwin teorisiyle. Hitler'in savaşının temelinde Darwin mantığı yatıyor. Bak bu gıda zerresinin vücudun ihtiyacına koşmasında cidal mı var? Çarpışmak mı var? Yardımlaşma mı var? Nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdat ve koşmak kerim bir Rabbin emriyle bir taavundur. Hem çürük bir esasın, her şey kendi nefsine maliktir diyorsun. Herkes kendini düşünür. Ha var ya, oğlum kendini düşün ya. Derler ya yaşlılar. Herkes kendi için çalışır. Hayır. Hani Allah'ın da bir kanunu var, bir sistemi var. Biraz önce dedin. Hani bir şey dedin ya. Onun için söylüyorum sana. Böyle bir hadisi şerif var, bil mana söylüyorum. Kim benim dinimi dert edinirse, dertlerini üzerime alır. Kim dine yüz çevirirse kendilerini dertleriyle kendilerini baş başa bırakır. Hani değil mi? İşte hayat neymiş? Hayat bir koşmaktır. Hiç kimse kendisine malik değil. Güneşin sana doğması nasıl cidaldır? Bulutların yağmur akması nasıl cidaldır, çarpışmaktır? Şu anda bir cemaate geldiniz, oturdunuz, ders dinliyorsunuz. Burada ne katkın mı oldu? Nasıl çarpışmak ya? Fedakarlıkla oldu bu iş. Cömertçe karamanlıkla olmuştur bu. Ben de geldim ders yapıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepinizden olsun. Ya nasıl çarpışmaktır? Bu çarpışmak olur mu? Gelen de bir Allah'ın rızasını takip ediyor. Arkadaşlar, unutmayın bak. Ruhumdan söyleyeceğim. Ya Rab şahit ol. Başkasının mutluluğuna katkısı olmayanın mutlu olmaya hakkı yoktur. Kendi imanınızı korumak istiyorsanız başkalarının imanını kurtarmaya çalışınız. Kastamonu'da geçiyor. Başkasının imanını kurtarmak veya batıyor gidiyor hiç endişesi olmayan kendi imanını da kurtaramaz. Zor. İlk önce kendi imanı, sonra başkasının imanını kurtarmaya doğru çalışma. Yani çalışırken aslında kendini inşa ediyorsun demek istiyorum.
Ben şimdi burada ders anlatmaya çalışıyorum kitaptan. Peki ben size anlatırken kendimi inşa etmiyorum. Size mi yapıyorum? Allah dediği için. Peki Allah ne yapıyor? Ben konuşurken kendimi inşa ediyorum. Batındaki ruhumda bulunan bu özellik inkişaf ediyor. Mutlu olmak istiyorsanız insanların mutluluğuna çalışınız. Evde söylüyorum size. Evinizde çok çocuk var. Hayal et. Evinizde kimler var? Ne olur bir hayal et. Hadi bir tanesini aktör seç. Tamam seçtin. Onun dişi ağrıyor. Hadi sen rahat uyu hadi. Ne olur sabaha kadar kıvranan o kişi sen o varken evinde sen mutlu yatabilir misin? Dişi için bağırıyor, ağlıyor. Aman bana ne? Diyebilir misiniz? Ya. Soruyorum sizin vicdanınıza, hepimizde var. Ağlayan, çırpınan bahçedeki kedi yavrusunu duysan gece yarısı, Allah aşkına yataktan kalkar mısın, kalkmaz mısın? Duydum zaten. Kalkarım diyor. Ya. Ben Polatlı'da koyunu sürü şeye düşmüş Sakarya'ya da kurtarayım diye 21 yaşında askerden gelen delikanlının boğulduğunu biliyorum. Ne demiş biliyor musun? Atlamadan önce. Koyun nasıl olduysa düşmüş iki tane. Çırpınıyor. Orada kadın demiş ki, oğlum orası gırdaptır, seni de alır. Yok teyze, ben kurtarırım onu. Oğlum koyundur. Teyze koyundur ama içindeki şefkat bırakmıyor. Kurtarmak için. Ha böyle yapsın demiyorum ama içimizde bir coşan bir milletiz biz. Müslüman milleti böyleyiz. Allah Rahim isminin bize inşa ettiğidir. Ne olur o kuyun adına hayatını veren insanın onda birini biz evde yapalım. Evde uygulayalım bunu. Ben onun cenazesine katılmıştım. Orada Polatlı'da kalırken. Elhamdülillah. Her şey kendine maliktir diyorsun. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kati bir delil şudur ki esbabın içinde en eşrefi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir ef'al ihtiyarisinden, yüz cüzünden onun desti ihtiyarına verilen ve daire iktidarına giren yalnız meşkuk tek bir cüzdür. Yani yemek, içmek, konuşmak. Yani yardımlaşma olmasa nasıl yapacaksın? Bakın ben sırf konuşmak istiyorum bir şey. Vallahi bu sistemin nasıl çalıştığını hala bilmiyorum. Kalben bir şeyi meylediyorum. Kalben dediğim anda. Ondan sonra kalpte mana çıkacak. 33 tane mertebeden geçecek. Akciğere gelecek. Akciğerde boyalanacak. Oradaki zararlı gazı da gidecek. Boğazda, boğazdaki ses tellerine gidecek. Ses tellerinde titreşimle harflere dönüşecek. Ondan sonra kelime nasıl olacak onu da bilmiyoruz zaten. Bunlar hep yardımlaşma. Nerede hakimsin? Bir tane söyle dedi. Hocam dedi, bir insanoğlu diyor, teknolojisi ilerledikçe diyor, Allah'a dayanma ihtiyacımız olmayacak diyor. Böyle diyen tipler arasında. Bunu diyen tansiyon hastası. Tansiyonuna hakim değil, kendisine malik olmayı zannediyor. Allah'a ihtiyacı olmayacak diyor. İnsan diyor, kainata ve kendisine hakim olacak. Tansiyonuna da hakim değil. Gün geçtikçe ölüme gidiş, kabre giriş azalmıyor, çoğalıyor. Kendisine güvendikçe mezara giriş hızı artmış. Peki soruyorum. Bugün kansere dahil %99 bütün hastalıkların temeli, prostat öyle diyor, maddi hastalıkların temelinde diyor, vehmi hastalıklardır diyor. Öyle mi? Hep psikoloji. 10 kişiden 8'i öyle midir değil midir? Ama Ümraniye'de herhalde yoktur. 10 kişiyi tutun gözünüzü kapatın sokakta, 10 kişiyi tutun 8 hasta. Psikolojik. Biraz bu işte meşgul olduğum için biliyorum. Yani. Rahatsız. Rahatsız olmayanlar varsa o da delidir. Kafadan tam değildir düşünmüyorum.
Aslında teslim diyor. Allah'ın icraatını sorgulamadan Allah'a teslim olan, işi tedavi olarak bakan, ya ben işsiz kalma, kalma kardeşim, git cepten bile öde, iş yap, bir işe gir. Sebebi, iş için işe gitme. İşsiz kalmak hastalığın sebeplerindendir. Tedavi için işe git. Kendini meşgul et çünkü kainatta başıboş bir şey yok. Konuşmak, yemek. Ha mesela bak. Gitti ne oldu? Benim daha tasarrufum var mı? Peki kim tasarruf ediyor? Ona teslim ol. Ona işini bırak. Kanser mi oldu? O olsun bana ne ya? Mülk onun. Malikel mülk. Yetesarrafe fi mülki keyfi yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf ediyor. Kardeşim maliket davasından vazgeç. Malikim deme. Malikim deme. Ne olur teslim ol ya. Allah'ın sana yaptığı icraatı sorgulama. Niye bunlar benim başıma geldi ya? Nereden ya? Beni mi buldu bu iş? Deme. Sen senin misin ki hadiseler senin isteğin doğrultusunda olsun? Halbuki insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir efal ihtiyarisinden, yüz cüzünden onun desteği ihtiyarına verilen ve daire iktidarına giren yalnız meşkup tek bir cüzdür. Böyle en zahir fiilin yüz cüzünden bir cüzüne malik olmayan nasıl kendine maliktir denilir. Böyle en eşref ve ihtiyarı en geniş bu derece hakiki tasarruftan ve temellükten yani mülkün sahibi olmaktan ehli bağlanmış bulunsa sair hayvanat ve cemadat kendi kendine maliktir diyen hayvandan daha ziyade hayvan, cemadattan daha ziyade camit ve şuursuz olduğunu ispat eder. Yani insan yeme, içme, düşünme, nefes almak gibi bu fiilinin sahibi değil de en ihtiyarlısı insan. Bu hayvanlarda nasıl olacak? İnsan malik değilse. Ağaçlarda nasıl olacak bu iş? Seni bu hataya atıp bu vartaya düşüren bir gözlü dehandır. Ne demek biliyor musunuz? Yani harika menus zekandır. Zeka ile akıl arasındaki farkı şey yapayım. Dinliyor musunuz beni? Derste bir söyledim şuna dikkat edin dedim. İkinci altını çiziyorum şuna dikkat edin. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bunu memnun edemezsiniz. Burada bunu söylemiştim de bir şey anlatmak için kullanacağım şimdi. Bu akılla bu aklı memnun etmeye çalışırsanız zekisiniz. Bu aklı yapana teslim ederseniz vahidir, o akıllılıktır. Ne kadar akıllı olursan o kadar dünyada rahat edersin. Ne kadar zeki olursan o kadar dünyada azap çekersin. Anladın mı? Bak ne diyor? Senin harika menüs zekandır. O kör dehan ile zekan. Her şeyin haliki olan Rabbini unuttun. Mevhum bir tabiata isnat ettin. Yani Allah'ı unutuyor. Çünkü aklı yapan aklını teslim etmediği için bu akılla bu aklı çözmeye çalışıyor. Bu masa kendisini kendisi çözmeye çalışsa. Bu aklın en büyük sıfatı yapana teslim olmaktı veya bunu bağlamaktı. İşte zeka. Onun için Allah kimseyi zekasını aklın önüne koymasın. Cehennemin içine girmeye yoldur o. Hepimiz inşallah Müslümanları, nur talebeleri, hasreten sizdir. Allah aklımızı zekamızdan önce olanlardan eylesin. Kur'an'da yakılun, takılun, efele tefekkerun ve ustad risalede aklı başında olanlara da aklını kaybetmeyenlere derken mühendistir, bu doktordur, pilottur. Bunlara diyor, Bakırköy'dekilere hitap etmiyor Kur'an. Bakırköy'dekilere hitap etmiyor Risale-i Nur. Aklını daha kaybetmeyenlere diyor ama iyi bir doktordur. Ama gidiyor,
ameliyat gerekmediği halde adamın psikolojisini bozuyor, parasını da alıyor, ameliyat gerekmediği halde bıçağı yatırıyor. Hiç gerekmediği halde bir sürü tahlil istiyor. Manevi doktora gidelim, uyduruk, sapık, hoca namı altındaki adama, üfürükçülere gidiyor. Oo, sen çok geç kaldın. Bittin, bittin sen. Eskiden çarpılmışsın. Ortak insanların ortak sıfatını kullanıyor. Sen eski bir köprünün altından geçtin. Buna köprünün altına geçmediğimiz mi var? Bu tuttu. Kriz denilen bir sıkıntı geçirmişsin. Çok acayip. Ulan geçirmediğimiz mi var? Her gün geçiyor. Hem paran hem psikoloji. Sen bitmişsin. Bunları anlatınca cinci oluyorum abi. O zaman diyorum ki en büyük cinci Allah'tır. Cin suresini getirmiş. Var mı yok mu Kur'an'da? Veya peygamberdir. Veya ustattır. Hatta görüşmek istiyorsan şu ayetin sırrına giriyor. Ya kardeşim böyle namertlerin kucağına düşmeyin. Bu tür beni eleştiri yapanlar o tip insanlardır. Hani bir yazı vardı sitede. Şu anda da ona ait ders var. Hırsızda Allah'ın verdiği cezayı reddedip kabul etmeyenler kimlerdi biliyor musun? Hırsız olanlardı. Allah'ın verdiği cezayı, hırsıza verdiği cezayı kim korkması lazım? Hırsız. Allah'ın hırsıza verdiği cezadan korkan hırsız olması lazım. Sen korkuyorsan, karşı çıkıyorsan demek ki sen de hırsızsın. Hırsız olmayan korkmaz. Aynı bunun gibi işte. Sen de o zaman bu tipten adamsın. Müslümanlarımı uyarmamı istemiyorsun. Benim Müslüman canım kardeşlerimin onların kucağına düşmesine mani olmamı istemiyorsun sen. Hasan bunları niye bahsediyor? Sanki lisanede yok bunlar. Sanki Kur'an'ın bir mevzusu değil bunlar. Niye biliyor musunuz? Bunlar dilden dile yayılıyor. Adamların çapları daralıyor. En masum gördüğün o adam da tenkit ediyorsan bil ki bu da zalim. Çünkü onların başlarından da biliyorum. Çünkü reddetmişim. Biliyorum bunları. Ben bu işleri anlamam dedim. Karısını kızını sorduğu zaman niye? Kucağına düşeceksiniz. Kardeşim siz en kıymetli vaktiniz sabahdır. Kur'an'la başlayın. Kur'an canlı bir ruhludur. Kur'an böyle kitap değildir. Bu musaftır. Siz canlı ve ruhlu kainatın aklı şuurudur dediği Kur'an var ya, hayatınızın içerisine en değerli zamana koyarsanız o da sizi en değerli yerine koyacaktır. Kur'an da size cevap verecektir. Kur'an'a yemin ederek söylüyorum. Siz hayatınızın en değerli saatine Kur'an'ı koyarsanız, Allah'a koyarsanız size de aynı öyle cevap gelecek. Siz eğer Kur'an'ı yatarken kemkem boş zamanlarda merdiven altlarındaki zaman gibi kör düğüm zamanlarında Kur'an'ı okursanız size muamelesi de kör düğüm olacak. Sabah kalktın, abdestini aldın, dişini fırçaladın, misvakladın, kahvaltını yaptın, temizledin. Hemen Kur'an'ını oku, hayatına Kur'an'la başla. Sen misin diyor Kur'an, hayatının mukaddemesi beni yapan, en kıymetli saatine beni koyan, ben de seni böyle cevap vereceğim. Buna şahit, Allah'ım şahit ol benim. Ben yatarken Kur'an'ın mucizimi okurdum. 34 sene dersen hayatım var. Olmadı yani. Ne zaman okudum olmadı. Şöyle bir rüyada, yoksa benim kafam çalışmıyor. Ben zeki adam değilim. Akıllıyım. Şöyle akıllıyım. Küfrana nimet etmeyeceğim burada. Allah'ımın şeriatına, vahyine aklımı teslim etmeye gayret ediyorum. Zekamı arkaya koymuş. Yok zaten o kadar şeyim. Ne yaptım biliyor musun? Bir rüyada görmüştüm. Hani var ya, sen bize değer verirsen biz de sana değer veririz. Affederseniz affet. Aynı kural işliyor. Sen misin en kutsi bir şeye, değere, en senin değerli zamanının içine koydun. En değerli zamanı sabah kalktın değil mi? En kıymetli saat. O zaman Kur'an'ını koy bak hayatına öyle başla. Ya. Arkadaşlar, Hizbul Kur'an'ınızı bırakmayın. Böyle diyorum ama nedense nasıl oluyor da bu kadar anlattığım halde Hizbul Kur'an okumuyorsunuz.
Bu kadar anlattığım halde Kur'an'la başlamıyorsunuz. O zaman beni niye arıyorsunuz telefonla, abi sıkıntım var diye? Sonra ben fırça attığım zaman sen hangi mahalleci yerden arıyorsun falan. Ben orada ders yapmadım mı? Niçin okumuyorsunuz? Biraz fırça atayım size. Bu para istemiyor. Niçin okumuyorsunuz biz bu Kur'an'ı? Kur'an'dan Bediüzzaman Hazretleri'nin seçtiği 1000 tane ayet. Ruhu inşa eden ayet. Bunun adı, toplanan kitabın adı Hizbul Kur'an'dır. Niçin okumuyorsunuz? Tamam okumuyorsun. Niye arıyorsunuz beni? Sıkıntım var, derdim var, aşım var, işim var, çişim var. Tamam. Niçin buna? Abi zamanımız yok. Arkadaş, sizin için söylüyorum değil mi? Bak Allah için söylüyorum. Sabah namazına kalktı, bana bir şey ver mi diyor. İçerisine o değerli saatine Kur'an'ı koy. Bir de dene ya. Ben ömrüm denedim. Ömrümde denemeyi de geçti. İkinden sonra okudum. Öğleden sonra okudum. Ders bitti şimdi İmran-ı gideceğim Zeytinburnu'da. Yatarken okuyacağım. Hayır. Dokun mu? En kıymetli saatimi verdi. Bedeli de öyleymiş. Şurayı bitireyim, kesiyorum. Yani harika menüs zekanı. Niye bunlara giriyorsun Hasan? Bu ne alakası var? Konuyu dağıtıyorsun. Konuyu dağıttığımı biliyorum. Dağıtmıyorum. Ne biliyor musun? Toplumsal bir yarayı da sarmaya çalışıyorum. Misal verirken o tip misal veriyorum. Bunu anlamayanlar sırf kendisine hitap ettiğimi zannediyor. Abi dağıtıyorsun. Kardeşim örnek verirken bunları da düzeltmeye çalışıyorum. El alemin bunun, şunun, bunun size verdiği boynunuza niye takıyorsunuz? Hayvan mıyız ya boğazınıza? İptal kimin ne yaptığı nuskaları takıyorsunuz? Kim yaptı bunu? Belli değil. Ne işin var Eloğlu'nun şeyi yaptığı kardeşim? Oku İzmir Kur'an'ı. Var yapmışlar yeni tarihte böyle bir tane ip var böyle. Takmışlar sizi. Kıtmış duası. Nereden çıkmış? Ulemadan, alimlerden, ehl-i sünnetten böyle bir şey var mı? Niye var? İçini açtım, baktım. Kıtmır duası. Etrafında bir sürü ayetler var. Ne yapıyor? Ah efendim, ashab-ı keyfin köpeği. Lan ashab-ı keyfi ol canım. Çünkü ya Rabbi beni köpekleştir diye bir dua olur mu? Böyle bir şey olur mu? Allah'ım beni kıtmır ya. Tövbe estağfurullah ya. Niye köpek yapsın ki? Sen insansın. Allah'ım kusurlarımı affeyle. Sevdiklerine dost eyle. Sevdiklerini sevdirmeyi nasip eyle. Öyle mi? Peki onu sen taktın kıtmır yap diye Allah da kabul etti. Köpeklik sıfatımız inkişaf etti. Nedir o? Köpeğin sıfatı şudur. Sahibine ölesiye sadakat. Sahibinin gösterdiği hedefe ölesiye saldırı. O sıfat gelişiyor. Ben de demeyeyim. Ben bunun için biraz ehliyim. Söylüyorum size. Yapmayın. Ben bile versem sorulayın. Abi bu neyin nesidir? Niye takıyorsun ya? Tamam. Hizbul Kur'an'ınızı okuyun. Televizyon, internetlerden uzak durun. Vaktinde namazınızı kılın. Kesinlikle namazın akabinde tesbihatınızı yapın. Bediüzzaman Hazretleri'nin tesbihatın sonunda akşam yatsı arasındaki peygamberlerin zikri var 6 tane. Ve Eyyube, Ellezine diye vesaire diye başlayan yerler. Onları okuyunuz. 12'den sonra ayakta kalmamaya çalışın gece. Mekruh saatlerde yatmayın. Evinize mutlaka 5-10 dakika Risale-i Nur sesli okuyunuz. Çoluk çocuğunuzla zaman geçirmeye, beraber Risale okumaya, evinizi bir medrese-i nuriye çevirmeye gayret ediniz. Tamam bu işte. Bak ben ne istedim? Allah için seni mutlu olman istiyor. Tamam. İnşallah Hizbul Kur'an okumayan okuyacak. O kör, o kör dehan ile her şeyin halik olan Rabbini unuttun, mevhum bir tabiata isnat ettin, asarını esbaba verdin, o halikin malikini, malını batıl, mabut olan tağutlara taksim ettin. Şu noktada o dehan nazarında her zihayat, her bir insan tek başıyla hadsiz adaya karşı mukavemet etmek, nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Zannediyor 2 tane öğretmen. Zannediyor ki ben maaş alıyorum. Ben kira parasına veriyorum. Kocanın zırzırını, karının dırdırını ne dinleyeceğim? O da ayrılıyor, o da ayrılıyor. Ondan sonra vay ne yaptım diyor. Ve kardeşim bu kardeşiniz bu insanlarla çok evlenmiş.
Siz bir defa evlendiniz dedim dersin başında. Binlerce evlenmişim. Yani görüşmüşüm bunlarla. Maaş alıyor, maaşına güveniyor. Ona neyi maaşına, insan bu kainatta nasıl yaşayacaksın? Dayanak noktasınız. Her ziyaya, her insan tek başıyla hadsiz o adaya, düşmana karşı mukavemet etmek ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Nerede? Ve zerre gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zahir lema gibi bir şuur, çabuk söner şule gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir ömür ile o hadsiz adaya ve hacata, ihtiyaçlara karşı dayanmaya mecbur oluyor. Halbuki o biçaresi hayatın sermayesi binler matluplarından birisine kafi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman sağır kör esbaptan başka derdine derman beklemiyor. Ve ma du'aun kafirin illa fi dalal. Sırrına mazhar oluyor diye devam ediyor. Senin karanlıklı devam diye. Vallahi harika bir yer. Okumanızı tavsiye etmem çünkü tilak olursunuz. Hakikaten harika bir yer. Evde bir bakın ya. Sayfa 118'den okudum. Lemalar. Harika hayatın içeriği. Ama okurken ne olur uygulayın. Evet. Bu nasıl olur? Bak mesela o dihan ile yani aklı arkaya bıraktı, zeki önde. Her zihayat, her bir insan tek başına rahatsız adaya karşı mukavemet etmek. Nerede? Nasıl ihtiyaçlarını gidereceksin? Sen kimsin? Ben kimim ki? Tek başıma ne yapabilirim? Bak birisi lamba getirdi, birisi fetih getirdi, birisi fatura ödedi, halı serdi, bilmem ne yaptı. Ben de burada ders yapıyorum. Ben de bir bütünün içinde bir cüzüm. Hepiniz bütünün bir parçası olursak bütüne gelen nimetten istifade ederiz. Evde de böyle uygulayacağız. İçselde de öyle. Kendi menfaatımızı ancak bütünün içinde ararsak bütünün mutluluğu içinde mutluluğumuz vardır. Başkasının huzuru içinde huzurumuz vardır. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَا السَّلَوَاتِ